Bugün gittikçe derinliğini kaybeden dünyamızın sayıları oldukça azalan İstanbul beyefendilerinden biri. Bu gün görmüş zarif ihtiyarın eski der saadet insanlığın hayat felsefesine dair anlattıkları geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer dedirtecek cinsten. Osmanlı'da hamaldan tutun da boyacıya kadar herkes terbiyeden nasiplerini almışlardır. Umum öyleydi çünkü. İstanbul'un kedi köpekleri Avrupalılardan daha terbiyelidir denilirdi. Çünkü kediye ayağını vuran, kuyruğuna bir şey bağlayan yoktu. Eski kıraathanelerde herkes masaların etrafında toplanır. Kendi aleminde çayını içer, sohbet eder. Derlerdi. Masaların üzerinde de çıngıraklar bulunur. Yüksek sesle konuşulduğu veya gürültü patırtı yapıldığı zaman kıraathane sahibi hemen çıngırağını çınlatır ve edep yahu diyerek sükunete davet ederdi. Umumi hava böyleydi. Kadınların tekneden kıyıya çıkacakları zaman tekne sahibi eline değmesin diye ceketinin kolunu elinin üzerine doğru çeker. Öylece hanımların kolundan tutup karaya çıkmalarına yardımcı olurlardı. Her semtin beyefendisinin kendisine has hasletleri vardı. Beşiktaşlı başka, Emirganlı başka, Üsküdarlı başka. Kimse birbirinin önünden geçmez. İşte bütün bu güzellikleri yıktık ama yerine ne ikame ettik? Muhaddis Şeyh Muhtasaril Kittani boşuna dememiş. Herhangi biriniz bir şeyin terbiyesini görmezse hemen koşup Türk terbiyesi alsın. Türk ne demek? Osmanlı demektir. Osmanlı demek de İslam terbiyesi demektir.